Herkese iyi akşamlar. Bugün Arduino'da LED yak söndür uygulamasını yapacağız. Bu uygulama aslında gömülü sistemler için bir merhaba dünya uygulamasıdır. Yeni bir programlama dili öğrendiğiniz zaman yapılan ilk proje merhaba dünya projesidir. İlk adım olarak da bundan başlayacağız. Sonraki derslerimizde kapsamlı projelere adım atacağız. Öncelikle Arduino IDE'yi çalıştırıyorum. Yine başlangıçta yazacağımız programlarda bu arayüzünü kullanacağız. Programın tamamı bakın burada LED yak söndür uygulaması. Bunu şöyle de ulaşabilirsiniz. Örnekler, Basics, Blink. Aynı uygulamayı bakın bir daha zaten açtığı için herhalde açmıyor. İsterseniz bunu farklı kaydedelim. Çünkü kendi içerisindeki örnekler sadece okunurdur. Masa üstüne Blink olarak kaydettik. Şimdi hemen birkaç önemli noktayı söyleyelim. Bu programda neler var? Şurası açıklama satırı. Rengi hafif zaten gri. Nereden biliyoruz? Çünkü slash yıldız yıldız slash arası yani slash yıldız yıldız slash arası bizim programlamada açıklama satırıdır. Benzer şekilde şuradaki iki slash'lar da açıklama satırı. Bir tane şurada var. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Bunlar da kendisinden sonra gelen karakterleri açıklama satırı haline getiriyor çift slash. Bakın burada da her bir komutun ne yaptığına dair açıklamalar yazılmış. Bu açıklama satırları derlenmez. Yani derleme işlemini bakın şöyle gerçekleştirelim. Koda çevrilmez. Ne içindir? Programı yazan programcılar için veya siz bir daha baktığınız zaman ben burada ne yapmışım demeniz için. Bakın burada %2 yani 928 baytlık bir alan bizim kullandığımız program alanı. Bir de 9 baytlık da RAM'den kullanmış. Bu da %0'ına denkmiş. Yani %1 bile olmamış. 9'da 928 byte unutmayalım. Şu açıklama satırlarını siliyorum. Bir şeyin değişmediğini göstermek adına. Tabii ki açıklama satırları bizim için önemlidir. Çünkü burada ne yaptık, ne ettik konusunu ilan yazdığınız programlarda bile birkaç ay sonra hatırlayamayabiliyorsunuz. Üzerinden seneler geçince özellikle unutuluyor. O yüzden bol bol açıklama satırı yazmak önemli. Bakın yine aynı. 928, 9 byte. Şimdi bunu ispatladıktan sonra gelelim diğer önemli parçalara. Bunlardan bir tanesi setup fonksiyonu. Setup fonksiyonu Arduino programınızda bir kereye mahsus çalışma anında bir kereye mahsus işletilen ayarlamaların yapıldığı fonksiyondur. Loop fonksiyonu ise çalışma süresince tekrar edecek komutların yazıldığı fonksiyon. Bir başka fonksiyon pin mod fonksiyonu. Bu fonksiyon giriş çıkış ayarlarını yaptığımız bir fonksiyon. Arduino üzerindeki mikro denetleyici belli bir I/O sayısı var. Yani giriş çıkış sayısı var. Bunların istediğimizi giriş, istediğimiz çıkışı yapabiliyoruz. Bunu da pin mod fonksiyonuna gerçekleştireceğiz. Digital write çıkış yaptığımız bacaklara kontrol etmek istediğimiz yükler için dijital 1 veya dijital 0 bilgisi yazdığımız fonksiyon. Delay milisaniye cinsinden burada mesela 1000 yazıyorsak 1000 milisaniye bu da 1 saniye eşdeğer. 1 saniye gecikme sağlıyor. Buradaki gecikme işlemci susmuyor. İşlemci çalışmaya devam ediyor. Ama nasıl oyalıyoruz? İşlemciye sayı saydırıyoruz arka planda. Ve yine benzer şekilde low fonksiyonu çıkışı sıfır yapıyor ve yine
1 saniye bekliyor. Şöyle programa baktığımız zaman nasıl çalışıyor? Öncelikle setup fonksiyonunda bir kere çalışacak. Let build in dediği 13. bacak. Yani buraya 13 de yazsanız olur. Output virgül output bu bacağın ne olacağını söylüyor. Bu fonksiyon bu şekilde kullanılacağını nereden bileceğiz diye belki aklınıza soru gelebilir. Arduino'nun kendi sayfasına gidelim. Burada Learning, Referans. Burası Arduino'da kendi fonksiyonlarının, değişkenlerinin, yapılarının yer aldığı, hatta kütüphanelerine bakabileceğiniz bir doküman. Dikkat ederseniz İngilizce. Açıkçası İngilizce önemli. Pin mod fonksiyonu. Bakın bununla alakalı kısa bir açıklama. Ve nasıl kullanıldığı. Fonksiyon ismi pin mod. İki tane parametre alıyor. Pin ve mod. Pin herhangi bir istediğimiz bir bacak sayısı. Mesela 13 numaralı bacak biz kullanacağımız. Mod ise giriş mi, çıkış mı? Giriş pull-up'lar açık. Bunu ileride bahsedeceğiz. Giriş oluyor ama bacak boşta bırakıldığı zaman dijital bir okuyor. Örnek bakın LED yak söndür uygulaması verilmiş. Ayrıca bu fonksiyonlara da bakın diyor. Bakın dijital write fonksiyonu da kullanacağız. Hemen şunu da açalım. Digital Write fonksiyonunda hemen şu kısma geçiyorum. Hangi bacağın değeri ne olacak? Değer ne oluyormuş? Bakın pin numarası. Değerse high dijital 1, low dijital 0. Şöyle baktığımız zaman tek delay kaldı. Delay'ı da demin açıkladık. Bir saniyelik gecikme için buraya 1000 yazıyoruz. Evet, isterseniz programı zaten derlemiştik. Peki nerede çalıştıracağız? Birinci opsiyon elimizde Arduino kart varsa bu kartı takıp programı Arduino kartımıza yükleyip çalıştırabiliriz. Bugün elimizde Arduino kartı yoksa ne yapabiliriz? Onu göstereceğim ilk önce. Bakın Circus.io diye bir internet sitesi. Bu Autodesk'in bir sunduğu hizmet. Burada bir hesap oluşturuyoruz. Benim kullanıcı adım şöyle tıklarsam Gökhan Banam'ın ses harfleri GKHNMNV GKHNMNV ilk kere yazınca bir kere yazsanız çıkacaktır muhtemelen. Bakın user olarak çıkıyorum. Bu ne işinize yarayacak? Benim yaptığım tüm projeleri buradan bir hesap oluşturduğunuzda şurada duplicate'e tıklayarak kendi sayfanıza kopyalayıp edit edebileceksiniz. Yani değiştirebileceksiniz. Kodları değiştirebilirsiniz. Bugün yapacağımız uygulama bizim. İsterseniz nasıl yapacağımızı şöyle göstereyim. Buradan açmayayım. Daha önce açmıştım bugün için. Yeni bir new diyoruz. Siz de burada proje oluşturmak isteyebilirsiniz. Yine bir new electronics lab. Açılacak pencerede yani projenin adı, tanımı, bu tür şeyleri yazabilirsiniz. Ben bunları ders kapsamında olduğu için dolduracağım. Bakın şuraya dersin ismi. Şöyle açalım. Led, yak, söndür. Özet bir açıklama. Bunları ben sonra doldururum. Şimdilik projeye geri dönelim. Devreyi çizeceğiz. Bakın burada komponentlerden. Arduino Uno. R3. Onuncu bacağı kullanacağız. Burada bakın varsayılan bir tane
Board geliyor karşımıza ama bu uygulamada board kullanmaya da bilirsiniz. Ama kullanabiliriz. İsterseniz kullanalım. Daha küçük boardlar da var. Onları da kullanabiliriz. Hem board'u da anlatmış oluruz biraz. LED lazım bize. Zaten bakın hemen ilk sırada çıktı. Bir de direnç lazım. Dirençimizi alalım. R tuşuna basarsak klavyede direnç yönünü değiştiriyor. Şimdi gelelim yapacağımız bağlantıya. Direnç LED akımı sınırlamak için önemli. LED gerilimleri mesela kırmızı LED için tabi bunu ezberlemek doğru için günümüzde çok farklı LED teknolojileri var ama 2,3 volt diye düşünebiliriz. Burada direnç değerini LED'in akımına göre hesaplayıp kullanmamız gerekir. Bakın anot veya katot. Anota bağlayalım şurada. Buradaki anot dirence geldi. Anot. Ondan sonra katottan da toprak seviyesine bağlantımızı yapalım. Bakın bunun bir güzelliği de istediğimiz rengi şuradan seçebiliyoruz. Burası da bizim 13. bacağa gidecek. Evet. 13. bacaktan dirence, dirençten diyotun anotuna, anottan toprağa, topraktan şu toprağı da birleştirmemiz lazım GND ile. Şunu aşağıdaki GND'ye götüreyim. Evet, yine rengimizi siyah yapabiliriz. Bu kadar. Gelelim yazılım kısmına. Kaydetmenize gerek yok online olarak çalıştığı için. Bakın zaten varsayılan burada da LED yaksöndür uygulaması karşımıza çıktı. Bu da 13. bacak. Bakın burada int LED eşittir 13 diye bir değişken tanımlamış. Burada da LED değişkenini fonksiyona göndereceğiz. Aslında 13 göndermiş değil mi? Aynı şey. Çalıştırmak için start simülasyon dediğimiz zaman uygulamamız çalışacaktır. LED yaktı. Bir saniye sonra LED söndü. Tabi burada süre biraz daha gerçek zamandan yavaş ilerliyor. Ona da dikkat edin. Evet. Peki buranın başka ne artıları var? Onlara da bakalım. Yandaki sekmeye tıklarsanız devrenin bağlantısını görürsünüz. Şöyle. Mesela biz bir tane direnç bağladık. R tuşu ile yine çevirebiliyoruz. Nasıl bir bağlantı yaptığımızı. Şematiğini. Gördüğünüz gibi 13. bacak, direnç, diyot, toprak. Bir başka özellik. İsterseniz baskı devreyle çizebiliyorsunuz. Yani bunda şu an uğraşmayacağım baskı devresini çizmeye. Açıkçası daha başka programlar tercih ediyorum ama burada da çizebilirsiniz. Malzeme listesi neleri kullandık? Bakın burada 1 kilo ohmluk direnç. Açıkçası bu biraz fazla olmuş. Değil mi? Şuradaki direncin değerini nasıl değiştireceğiz onu da göstereyim. Şuraya tıkladığımız zaman kilo, hayır ohm seviyesinde mesela 330 ohm. Bunun dışında ayarlar var. Bu da demin bahsetmiştik. Şunun üzerine tıklayınca da gidebilirsiniz. Evet. Bugün LED yak söndür uygulamasını gerçekleştirdik. Umarım faydalı olmuştur. Önümüzdeki günlerde farklı uygulamalarla yine karşınızda olacağız. Herkese iyi akşamlar.